abi olmasaydı beni öldüreceklerdi. Beni de arkadaşlarımı da o abi kurtardı. Merak etme güzelim. Kötü günler geride kaldı. Artık bize emanetsiniz. Sosyal hizmetlerle irtibata geçin. Kızlara kalacak yer ayarlansın. Ailelerine haber verilsin. Ne ihtiyaçları varsa yakından ilgilenin. Emredersiniz hocam. Ali Babür. En kısa zamanda savunmanla birlikte makamıma bekliyorum. Allah'ım sen büyüksün ya. Oğlum sen manyak mısın ya? Koskoca savcıya yaptığın harekete bak. Yakacaksın kendini ya. Ya amirim tamam. Ya sen demiyor musun şu kalbin ne diyorsa onu yap diye? He? Ya biz doğru bildiğimizi yapalım. Gerekirse yanarız be amirim. Değil mi? He amirim? Kızma artık. Eyvallah tamam. Abi. Amirim. Hadi. Kübra, ne oldu? İyi misin abicim? Bunu ben ördüm abi. Benden sana küçük bir hediye. Çok teşekkür ederim. Benim mi şimdi bu bileklik? Belki sen takmazsın ama sevdiğine verirsin. Bakınca beni hatırlarsın. Şişt, dur dur. Tamam tamam tamam. Tamam. Bir daha pencereme konan güvercinleri besleyemeyeceğim diye çok korktum abi. Eğer sen olmasaydın. Geçti abicim geçti. Geçti hepsi tamam. Kötü günler geride kaldı. Hepsi geçti. Artık pencereme konan güvercinler kadar özgürsün. Güven bana. Zordur bu topraklarda güvercin olmak. Özgürlük dersin, barış dersin. Göklere doğru havalanmak istersin. Pat! Avcı yakalayıverir seni. Senin av fiyasko olmuş şakal. Ava giderken avlandık diyelim. Özel harekat sevkiyatı öğrenmiş. Baskın yedik. Bütün mühimmata el koydular. Çakal da aslanı görünce hemen kayıplara karıştı. Öyle mi? Aylardır peşindeler. Savcı nefes aldırmıyor. İyice sıkıştırdılar. Çakal köşeye sıkışınca ne yapar biliyor musun? Avcıdan medet umar. Avcı aslanı avlayacak ki çakal da leşinden beslenebilsin.
Ne yapmamı emredersiniz efendim? Seni köşeye sıkıştıran savcıyı kaçırın. Kaçırın ki av kimmiş, avcı kimmiş iyice öğrensinler. Savcıya karşılık silahları geri isteyin. Müsaadenizle. Şimdi kapı açılacak. Hep birlikte içeriye girecekler gibi geliyor insana. Şaka maka. 6 ay geçti beyler. Ah be paşam. Bırakacaktın beni de arabada. Ne güzel şehit olacaktım. Şehitlik nasip kısmet meselesi be Baltam. Onlar olmayınca ne operasyonların tadı var, ne de karargahın. En sonunda vereceğim istifamı. Çekip gideceğim buralardan. Ağır ol paşam. Ne istifası? Bizim de imtihanımız bu be birader. Şehit olmak onlara, geride kalıp sabretmek bizlere düştü. Bir bize onlardan yadigar. Ne yapacağız? Emanete sahip çıkmayıp kenara mı çekileceğiz? Var ya, Akif abim mezarından çıkıp yüzümüze tükürür yemin ederim. Böyle de çok zor mesele bu. Zor. Zor elbet paşam. Ama bize düşen göreve emanete sahip çıkmak. Kardeşim. Bize düşen yaşatmak için yaşayıp bir olan Allah için
Canımızı ortaya koymak değil mi birader? Aynen. Kim olduğumuzu unutmayalım arkadaşlar. Kimiz biz? Ekip değildik. Öyle ya. Vazifemiz? Millete hizmet. Yolumuz? Nizam. Nizam. Bu yoldan dönmeyiz. Dönersek kalleşiz. Kalleşiz. Ha şöyle be. Ha şöyle. Evelallah. Amirim, bu işi de sağ salim atlattık çok şükür ha. E bir çay ısmarlarsın artık ha? Vallahi oğlum, sen çayı Savcı Hanım'la içersin artık. Bekliyorum dedi, duydun. Ya amirim, Allah aşkına ya. Raporu yazın hallolsun işte. Ben gelemiyorum böyle işlere. Oğlum şakası yok bu işlerin. Kadın yıllardır bu çakalın peşinde. Git güzel güzel anlat durumu işte. Ya. Yakalamak için elimizden geleni yapacağız de. Alttan al lan biraz. Ben mi öğreteyim bunları sana? Ya Allah'ım ya. Abi görmedin mi Allah aşkına ya? Kadın ne biçim azar attı bana? Ben kaldıramam o kadar fırçayı abicim. Bir de kadın. Hiç kaldıramam abicim. Kusura bakma. Bakma sen esim gürlediğine oğlum. Aslında yufka gibi yüreği var onun. Ya ama mesleği gereği duruşu olması lazım. Ben hiçbir şey için değilse abinin hatırı için be. Ya yine başladın be sesini incelterek hatır gönül demeye. Ya iyi, tamam tamam, seni kıracağım ama kafamı kırarım daha iyi. İyi. Eyvallah. Tamam, gidelim özür dileyelim. Eyvallah. Hey Allah'ım. İyi bari bırak beni savcılığa da. Ha? Ben bu halde mi gideceksin savcılığa? Ne var halimde? Mis gibi işte. Oğlum sen nasıl bir insansın anlamadım ya. Perişan haldesin. Saç sakal birbirine karışmış. Git bir façanı düzelt. Güzel de bir takım çek üstüne. İyi tamam. Tamam. O da olur tamam. Amirim. Damat tıraşı da olayım mı? Bak hala işin gırgırında ya. Oğlum. Kadın kendisine değer verildiğini hissetsin. Önemli şeyler bunlar. Ben mi öğreteyim sana? He iyi tamam tamam. Sen ne diyorsan öyle olsun. He. Hadi gittim ben. Tamam hadi görüşürüz. Ali. Ha. Bana bak. Çiçek almayı unutma ha. Lacileri çektik. Damat tıraşı olduk. Çiçeği de aldık. E oldu olacak Allah'ın emriyle ben isteyeyim bu kızı. Günü gelince o da olur oğlum. Sen merak tamam, etme. Tamam amirim hadi eyvallah. Hadi. Allah'ım yarabbim. Emniyetten istediğiniz dosya geldi Gönül Hanım. Hah, çok güzel. Ben de onu bekliyordum. Ver hemen. Hayırdır Canan? Bir şey mi diyeceksin? Şey, şöyle gelirken bir baktım da çok yakışıklıymış. Canan. Hadi işinin başına. Tamam savcı hanım. Odaya da kimseyi alma. Bir süre telefon da bağlama. Çalışmam gerek. Tamam. Tabii. Başlayacağım takım elbisesine de. Abi alasın bir papatya. Sevindiresin sevdiceğini.
Vay arkadaş, zorla aldıracaklar çiçeği ha. Amirim, ya Allah aşkına çık ya. Böyle şaka mı olur? Kaç yaşında adamsın? Ha? Şişt, bana bak, doğru söyle. Amirim ayarladı değil mi seni? Ne ayar abicim? Ayar mı ayar yok. Al bir tane, sevindir şu kardeşini. Allah hem indirim Allah de yaparım sana. Ha? İki tane de gül atarım içine. Vay arkadaş ya. Al al. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Al ablacığım al. Bu ne? Para işte. Abi 40 lira. Yuh, 40 mı? Abla ne yaptın ya? 40 liraya 4 tane fakir doyururum ben. Sana 40 yakışıklı abim. Ha bir de bana 40. Hı? Beni bitirdiniz. Beni bitirdiniz. Al ablacığım al. Tamam. Allah bereket versin yakışıklı abim. Kolay gelsin. Sağ ol. Çakanın selamını getirdim. Emanetler tuvalette. Ters bir durum olursa biz de tetikte bekliyoruz. Arkadaş bir önüne bak ya. Yok anasını satayım. Millet iyice nezaketsiz oldu. Bir önüne bak, bir şey söyle, bir özür dile. Çarptın la. Yok. Kaba adam. Kolay gelsin Neşan. Sağ ol. Sana rahatsız etme demedim mi Canan? Siz de kimsiniz? Bu odaya böyle giremezsiniz. Bir derdiniz varsa sekreterime iletin. Şimdi lütfen dışarı çıkın. Size çakalın selamını getirdik. Bırakın beni. Çekin ellerinizi. Bize bulaşmayacaktın savcı hanım. Çabuk olun, hadi 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 hadi. Aşağı. Hadi acil olun. Herkes dışarı. Herkes dışarı. Çabuk. Acele edin. Çabuk dışarı. İçeride kimse kalmasın. Koşal. Burası temiz. Burada. Ya Allah. Her tarafı kontrol edin. Bütün odalara bakın. Bu katta bizden başka kimse olmayacak. Hadi. Tamam. Hadi.
Hadi koçum ya. Hı. Yine salam kaşar yiyeceğim diye ödüm koptu. Ya vallahi çok iyi oldu baba. Vallahi 10 numara oldu oğlum. Evdeki bulaşıktan da kaçtık. Oh. Götür. Kupa maçımız var baba bugün. İzliyoruz değil mi beraber? Yok oğlum bir şey yok Ali abi. Aldın mı Gönül Hanım'ın gönlünü bakayım ha? Abi teröristler adliyeyi bastılar. Ne diyorsun oğlum sen? Ben şimdilik tuvalette saklanıyorum. Kaç kişiler ne yapıyorlar hiçbir şey bilmiyorum. Bana bilgi vermen lazım. Tamam sen kapat ben olay yerine geliyorum. Oğlum bak sakın benden habersiz bir şey yapayım deme ha. Tamam hadi. Çetin oğlum çok acil gitmem lazım. Tamam mı? Şuradan ödersin. İzleyemeyecek miyiz yani? Bir dahaki sefere söz geleceğim. Bana söz falan verme baba. Bıktım senin tutamadığın sözlerinden. Oğlum. Çetin. Çetin oğlum. İhbar geldi. Teröristler adliyeyi basıp savcıyı rehin almışlar. Hadi arkadaşlar. Ekip 1 için hareket vakti. Haydi! Görev bizi bekler. Haydi! Hepiniz adalete hesap vereceksiniz. En başta da o çakal denen aşağılık herif. Cesareti varsa kendi gelseydi. Kapat şunun ağzını. Sizden korkmuyorum. Hepiniz bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Tamam mı? Kamera hazır mı? Hazır başkanım. Selamünaleyküm amirim. Ben ekip 1'den Sebahattin. Aleykümselam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Durum nedir amirim? Aslında pek iyi değil arkadaşlar. Bugün bizden aldığınız silahlara aynen iade istiyoruz. Savcı bizimle gelecek. Dediklerimizi yaparsanız kimsenin canı yanmaz. Aksi halde savcı ölür. Çok zor. İşimiz çok zor beyler. İçeride kaç eylemci var amirim? Bilmiyoruz. Hasbinallah. Böyle kardeşçe rehin almalara ayar olurum arkadaş. Yekten dalalım alalım aşağı işte. Ya bir dur be baltağım. Hemen celallenme be abi bir dur. Arkadaşlar bakın. Savcı hanımın hayatı söz konusu. Çok dikkatli olmalıyız. Şu anda savcının bulunduğu katta bir adamımız var. Onunla koordineli bir şekilde yürütmeliyiz operasyonu. Yok yok. Ona hiç gerek yok. Biz hallederiz kendi aramızda. Ya güzel kardeşim kaç kişi var onu bile bilmiyoruz ya. Amirim. Arkadaşla irtibata geçelim. Ne yapabiliyoruz, ne yapamıyoruz ondan sonra karar veririz. Tamam, bir dakika. Aşağı katı boş bırakmayın. Kimse çıkmasın bu tarafa. Tamam, hadi. Efendim amirim. Oğlum Ali durum fena. Bak savcıyı rehin almışlar. Dediklerini yapmazsak yarım saate öldüreceğiz diyorlar. Heh. Abi müsaade et de Gülizar'la birlikte çıkalım sahneye. He? Oğlum bir dur ya. Bir sakin. Benden haber bekle. Sakın haber gelmeden harekete geçme bak. Bak bu işin şakası yok ha. Abi sen Gülizar'ın şaka yaptığını ne zaman gördün? Lan başlatma lan şimdi Gülizar'ından. Kaç kişi var koridorda? Şimdilik 5-6. 3 de savcının odasında var. Etti 8-9. Tamam benden haber bekle tamam mı? Sakın bir aptallık yapayım deme bak. Tamam abi tamam. Tamam. Burası temiz. Şuraya bakmaya giden adam nereye gitti? Odalara bakacaktı gelmedi. Gidin bakın bakayım.
Adamımızı indirmişler. Adamımızı tuvalette indirmişler başkan. Koridoru boşaltmadınız mı lan? Kim indirir? Nasıl indirir? Bu kata saklanmış birisi var. Hemen bulun. Bitirin işini. Hadi! Hanımefendi lütfen. Durun lütfen. Burada duramazsınız. Hanımefendi lütfen. Hanımefendi bakın lütfen elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen güvenli bölgeye geçin. Lütfen hadi. Gönlüm nerede? Gönlüm. Kızımdan kim ne isteyebilir ki? Canan Hanım bir durur musunuz? Handan teyze. Handan teyze. Nazlı. Neler oluyor yukarıda? Bilmiyorum. Abla mıyım Canan abla? Bilmiyorum valla. Ne olduğunu bilmiyorum. Teyzem. Teyzem siz merak etmeyin. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Allah rızası için sakin olun ve bize zorluk çıkarmayın. Lütfen. Lütfen. Hanımefendi, burada duramazsınız. Lütfen. Şöyle geçin lütfen. Ne olur. Lütfen rica ediyorum. Ne olur kızımı kurtarın evladım. Ablama bir şey olursa ben yaşayamam. Merak etmeyin. Burnu bile kanamadan yanınıza getireceğiz Allah'ın izniyle. Hadi geçin araba. Hadi lütfen. Hadi lütfen buyurun. Lütfen böyle gelin. Güvenli bölge geçelim. Ben size anlatacağım durumu. Abicim siz niye haybeden söz veriyorsunuz insanlara? Durumun çok zor olduğunu söyleyin de boş yere umutlanmasınlar. Abicim vallahi sen de tutturdun bir çok zor çok zor. Ne diyelim kadına? Kızınızın kafasına sıkacaklar. Bir an önce cenaze işlemlerinizi başlatın mı diyelim yani? Ne oldu kurban olduğum? Ya güzel kardeşim bize zor mu kalmış? Sen neyin derdindesin birader? Biz en zorlarını beraber atlatmadık mı lan? Hay yaşa be kardeşim. Allah taşıyamayacağı yükler mi kuluna? Ha paşa? Çok zor mok zor falan yok abicim. Zoru başarırız evelallah. Evelallah. İmkansız biraz vaktimizi alır doğrudur. Ama çok değil yarım saat abi. Hadi bismillah arkadaşlar. Gidelim. Savcı hanımı alıp gelelim Allah'ın izniyle. Hadi hadi. İnşallah. Hadi bismillah. Hadi beyler. Hadi paşam. Kalmayacak Gülizler. Bir tek bu oda kaldı. Dikkatli ol. Tamam. Sizi sessiz döveceğim. Ama ses çıkarırsanız iki kıta dayak var. Size. ₺40 verdik ya. Kaç kere söyleyeceğim sana? Bir beklemesini öğrenemedin bu oğlum. Hemen müdahale etmeyin. Yürü yürü. Hadi. Çek çek.
kimse dolduramaz Gülizar. Ama adamlar kalabalık. Ona göre. Bugün fazla mesai var. Bırak beni! Bırak diyorum sana! Bırak lan! Bırak lan savcıyı! Bitirin şunun işini! Bırak! Benim kızım daha çok genç. Allah'ım sen onu bize bağışla. Söz bir daha üzmeyeceğim seni abla. Bir de nini çekmeyeceğim. Söz! Merak etmeyin, bu ülkenin en iyi özel harekatçıları burada. Burnu bile kanamadan geri gelecek inşallah. Ali! İyiyim, iyiyim! Tamam. Ne yapıyorsun birader? Alnının ortasında yiyeceksin kurşunu. Kalk hadi kalk. İyi misin? İyi misin? Gel. Ne oldu? Bir şeyim yok. Paşa tamam, iyi misin kurban? İyiyim ben. Bir şeyim yok. Yine kilitlendin be paşam. Kazadan sonra bir toparlayamadın gitti. İşinize bakın siz. İyiyim ben. Beyler savcıyı kurtarmamız lazım. Yukarı çıktılar. Hadi gelin benimle. Hadi beyler. Hadi. Hadi. Yürü yürü. İlker yürü. Yürü. Artık kaçamazsın. Teslim ol. Şimdi teslim olursan cezada indirime bile gidilir. Yaşamak istiyorsan dediklerimi yapacaksın. Yoksa ikimiz birden ölürüz. At silahını! At silahını! Yaklaşırsanız sıkarım kafasına. Lan. Lan savcı hanımın saçının teline zarar gelirse beynini patlatırım lan. İndiremiyor musun Hafız? Yok be birader. Adam komple duvarın arkasında, görmüyor musun? Hadi be Carlos. Yaparsın bir şeyler hadi. Çok tehlikeli Sabahattin abi. Savcı hanımın hayatını riske atamam. Lan oğlum adam gibi bırakacak mısın yoksa zor mu kullanayım? Benimle pazarlık yapacak durumunuz yok. İndirin silahları. Oğlum bak. Ben prensip sahibi adamım. Önce uyarımı yaparım. Anlamazsan zorla anlatırım. Bilader, görüş açımız sıfır. Duvarın içine alırsak adamı indirebiliriz. Ne? Mümkün değil. O duvarın kalınlığı nereden baksan en az 30 santimetre. İndir silahını, gözünü seveyim. Savcı hanımın hayatı söz konusu, yapma. Bir delilik yapma. Sebo? Bırakacağız. Başka çare yok.
Tamam, bıraktık, tamam. Ha şöyle.